Şehirden biraz uzaklaşmak istediniz. Böylece ormanlık bir alana geldiniz. Çevreniz uzun boylu sık ağaçlarla sarılmış durumda. Güneş ışığı toprağa zar zor ulaşıyor. Bir şey duyuyor gibisiniz ama emin olamıyorsunuz. Sanki radyodan bir ses geliyor ama öyle bir cihaz yok yanınızda. Rastgele sayılar, renkler ve isimler uçuşuyor havada. Bu bir şifre mi? Yoksa birileri saçma sapan bir şaka mı yapıyor? Sesler yaklaştıkça garip bir durumun daha farkına varıyorsunuz. Şifreli, parazitli konuşmalar yakınlaştıkça daha yukarıdan geliyor. Kafanızı çeviriyorsunuz ve onunla Siren Head ile karşılaşıyorsunuz. Sizin hikayenizi anlatan başka birisi olmayacak. Creepy ve copypasta kullanımlarının birleşiminden çıkan creepypasta kavramı, 2008'den beridir internette dolanıp hayatımızı korkuyla dolduran kısa internet hikayeleridir. Creepypasta hikayeleri bazen bir tweet gibi, bazen de forumlarda atılan bir mesaj gibi, herkesin alaka kurabileceği basit platformlar üzerinden yayılabilen ve sade ama bir o kadar da yaratıcı yazılardır. Hollywood'un altın çocukları, tepelerde çok katlı evleri olan zengin yazarlar veya absürt hayatlara sahip ünlü sanatçılar tarafından yazılmıyor bu hikayeler. Sizler, bizler gibi mütevazı internet kullanıcılarının güzel zihinlerinden fırlıyor. Delilik seviyesinde sürdürülen milyonlarca dolarlık pazarlama süreçlerine sahip olmayan ve tamamen insanların kopyalı yapıştır yaparak birbirleriyle paylaştığı, böyle yaydığı şeylerdir creepypasta hikayeleri. Böylesine değerli genç bir türle karşılaşmışken, gelin sizinle birlikte insanların dillerinde dolaşan en ünlü korku hikayelerini konuşalım. En az ağaçlar kadar belki de daha uzun bir boya sahip olan Siren Head, mumyalanmış garip dokularla kaplı ve çarpık eklemlerinin üstünde duran bir vücuda sahiptir. Kafası olması gereken yerde eski tarz siren cihazları ile megafonlar bulunur ve duyduğunuz tuhaf sesleri buradan çıkarır. Sinyal, siren, radyo ve hatta insan sesleri yayabilir. Trevor Henderson adlı mütevazı bir Kanadalı sanatçının elinden çıkan bir canavardır Siren Head. Aynı sanatçı aslında pek çok internet canavarının creepypastasının doğumundan sorumlu olsa da en önemlisi bu 12 metre boyundaki abartılı telefon direğidir. Böyle dediğime bakmayın. Yaratıkla alakalı daha sonra bir sürü oyun ile kısa filmler de yapıldı ve onlar da ayrı bir popülerlik kazandılar. Sanatçının aktardığına göre creepypastanın esin kaynağı zamanında aktif bir şekilde kullanılan ve bugünlerde de hala yayını devam edebilen sayı istasyonlarıymış. Ama her yaratıcı sürecin doğası gereği Siren Head de ilk içinden doğduğu kavramları aşmış durumda. İlla ki bu hikaye internetin sonu gelmez derinliklerinde veya uykunuzun tutmadığı bir gece oyalanmak için girdiğiniz YouTube'un karanlık köşelerinde denk gelmişsinizdir. Sovyetler döneminde 5 tane deney öznesinin uykudan mahrum kalacakları kimyasallar almalarından sonra bir oda içinde yaşadıkları anlatılır. Odaya sürekli bir gaz verilir ve deneklerin uyuyabilmesinin önüne geçen budur. Uykudan yoksun kalan denekler birbirlerine saldırırlar ve en sonunda hayatta kalan kişi deney sonunda ortaya çıkan çılgınlığı, vahşeti bir diyalog aracılığıyla belirtir. Delilik ve vahşet üzerine konumlanan creepypasta 10 Ağustos 2010'da Orange Soda adlı bir kullanıcı tarafından paylaşıldı ve ana akım haber platformlarının dikkatini çekecek kadar da popülerlik kazandı. Çok fazla insan yazılıp paylaşılan hikayenin gerçekler üzerine kurulduğuna inanmış olsa da olayların kurgu olduğu birden fazla kez kanıtlandı. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş'ın da yarattığı kaygılar yüzünden bilim ve siyaset kurumlarına karşı duyulan şüphe ve korku üzerine kuruluyor. Bu creepypasta üzerinden uyarlanan kısa hikayeler, tiyatro oyunları, Amerika ve İrlanda'da çekilen kısa ve uzun metrajlı filmler de mevcut.
SCP-173 her zaman bir yere kapatılmış bir halde kilitli tutulmalıdır. Subjeye ulaşılmak istenildiğinde her daim 3 kişi birlikte hareket ederek ilerlemelidir ve onlar içeri girdikten sonra yapının kapıları geri kapatılmalıdır. En az 2 kişi sürekli gözlerini SCP-173'e dikmelidir, yoksa varlık takip edilemeyen bir hızla hareket edecektir. İnşaat demiri ve betondan yapılmış kökeni bilinmeyen bir heykelimsidir. Son derece düşmancıl bir tavır vardır. Bazen bu varlıktan yere koyu renkli kötü bir sıvı sızar. Bu madde ile temasa geçilmemelidir. Karşı karşıya kalındığında SCP-173 ile göz teması asla kesilmemeli, nesne sürekli görüş açısında kalmalıdır. Twitter üzerinden SCP-173 adlı kurmaca bir dosyanın paylaşılmasıyla başlayan Creepypasta, bugün pek çok oyun, kısa film ve mahkeme süreçlerine ulaşan bir yapı haline geldi. Atıldıktan kısa bir süre sonra silinen tweet'i başka bir kullanıcı arşivlerden çıkarıp bulunca herkesin ilgisini çekebilecek bir içerik ortaya çıktı. Yapısı gereği bir nevi açık kaynaklı kurgu olan SCP dünyasında her bir yazar kendi hayal gücünün imkan verdiği kadar ekleme yapabilince birden elimize binlerce farklı dosyadan oluşan devasa bir kütüphane geçmiş oldu. SCP-173'ün de içinde bulunduğu Containment Breach oyunundan bazı açık gözlerin ortalıkta duran kurguyu hemen kapmak için aşmış olduğu dava süreçlerine kadar müthiş bir kitleye ve dünyaya yayılan bu eserlerin yakın zamanda da bir sonu gelecek gibi görünmüyor. Sonum onu gelmesinde zaten. Böyle iyiyiz. Takım elbise içindeki uzun ve ince bir adam olarak betimleniyor Slenderman. Bembeyaz bir kafası var ama yüzü olması gereken yer bomboş. Sırtından uzayıp çıkan pek çok başka dünyacıl kollarıyla insanları rahat rahat yakalayabiliyor. Daha çok çocuklara dadanıyor ve onlarda psikolojik bozukluklara yol açıyor. Eğer onları olduğu gibi yeryüzünden alıp sökmüyorsa. Onunla göz teması kuranlar yavaş yavaş bilinçlerini ve akli dengelerini kaybediyorlar. Uzay zamanda bir süreklilik kurmak zorunda değil. Sağa sola ışınlanabiliyor, elektronik cihazlarda parazitler yaratabiliyor. Bunlara rağmen fiziksel olarak agresif algılanabilecek bir hareket sergilemiyor. Birden saldırıya geçmiyor, kurbanların üstüne atılmıyor. İnce adam anlamına gelen Slenderman, 2009 yılında Something Awful adlı forumlarda Eric Knudsen tarafından sadece ürkünç bir görsel olarak üretildi. Ama her güzel internet korku öyküsünde olduğu gibi bunun da önü kesilemedi. İnce vücutlu ve uzun boylu bir yaratı olan Creepypasta, Marvel Hornet kanalındaki korku dizisinde The Operator adında yer aldı ve Slender the Eight Pages ile Slender the Arrival adlı oyunların baş kötüsü oldu. Yine pek çok kısa ve uzun metrajlı korku filmlerinin merkezinde bulunduğu, tarihi ve mitolojik gerçekliği bile tartışıldığı insanları delirtti. Slender the Arrival oyunu 26 Mart 2013'te kendi web sitesi üzerinden bir çıkış yapmış olsa da 28 Ekim 2013'te Steam'de de yayınlandı. Bu yılda yine aynı tarihte remaster tadında bir update aldı ve 2024 yılında oyun için çoklu oyuncu modu ile yeni hikaye içeriklerinin geleceği de duyuruldu. Herhangi bir para babasının veya açgözlü şirketin niyetlerinden, kısıtlamalarından ve gösterişlerden uzak olan bu hikayeler sizin bizim gibi insanların içinden çıktı. Yine bizim gibi insanlar alıp yaydılar bu korku hikayelerini. Buradan bir şey kazanacakları için değil, hikayeleri sevdikleri için. Başkalarının da aynı içeriklerin tatmalarını istedikleri için. Bu konuda tutkulu oldukları için. Tabii ki böyle bir sevgi ve yaygınlıktan sonra ortaya çeşitli oyunlar ve filmler de çıktı. Ama buradaki asıl değer, ortaya konan içeriğin hepimize ait olması ve bu bahsettiğimiz sadece eni sonu gelmez kocaman bir hikaye denizindeki 4 tane kum tanesi. Geri kalanı da artık sizin keşif güdülerinize kalmış. Peki siz hangilerini en çok seviyorsunuz? Veya daha önemlisi, hangilerini yazmak istiyorsunuz? Sonraki videoda görüşmek üzere.